Sezon başında tabii ki sıfır bir takım aldık. Yaklaşık 17 tane transfer yaptık. Sıfır bir takımı oluşturmak zor. Bu dönemi bayağı bir yoğun geçirdik. İlk maçta şanslarımız yetişmedi. O maçı kötü geçtik. İkinci maçta şanslı bir gol. Fakat son iki maçta iyi bir skorla, iyi bir oyunla iki galibiyet aldık. Bize de moral oldu. Hazırlık döneminde de milli takım arasında da Rizespor'la bir maç yaptık. Oynamayan oyuncularımıza, az süre alan oyuncularımıza biraz daha süre tanıyarak öyle bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi önümüzde bir Ankara Spor maçı var. Ona hazırlanıyoruz. Lig tabii ki uzun bir maraton. Her maç bizim için zor. Ankara Spor'da transferi açtı. Yeni bir ekip o da. Dediğim gibi her maç bizim için zor. Fakat biz günden güne gelişen oyunumuzla, kadro kalitemizle hedeflediğimiz bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Dediğim gibi sıfırdan bir takım oluşturduk. Zor bir süreç. Birbirini tanımayan oyuncular. Yabancı oyuncularımız da var bunun içerisinde tabii ki. Bu yavaş yavaş, dediğim gibi lig uzun maraton. O süreç içerisinde bunu atlatacağımızı düşünüyorum. Peki ilk yarıda bir puan hedefiniz var mı? Şu kadar puan alsak. Valla uyum sürecini iyi bir şeyle kapattık. Fakat alabildiğimiz, bizi her maç bakıyoruz. Şu an bir hedefimiz ilk yarı için yok. Fakat maç her maç galibiyet için oynuyoruz. Çünkü hedefimiz ona yönelik. Kazanmak için oynuyoruz. Her maç 3 puan bakıyoruz. Ama sonuçta bizi nereye getirir bilemiyorum. Ama bakacağız duruma göre. Şu an bir hedefimiz yok. Puan hedefimiz. Ama her maç 3 puan için çıkıyoruz tabii ki. Hocam futbolda taraftar olmazsa olmazdır. Tabii pandemiden dolayı taraftar maçlara gelemiyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet, biz de özledik taraftarımızı. Taraftarla oynamayı biz de özledik. Fakat artık iç saha diye bir şey kalmadı. Herkes deplasman gibi oynuyor. Deplasman maçı gibi oluyor. Bunun için de güzel, rekabetli maçlar çıkıyor. Fakat biz bundan çok zarar gördük. İnşallah bir an önce seyircimize kavuşuruz. Yakında localar da açılıyormuş herhalde. Yavaş yavaş şu dönemi atlatırsak güzel maçlar seyrettireceğimizi düşünüyorum. What you can say for the first 4 weeks and for the next games? So for me is 100% is everything is new, league and team and people here is everything is new. Benim için %100 olarak her şey yeni. Buradaki insanlar, lig, her anlamda her şey benim için yeni. I must learn here for this everything. I think I come here and I need help team and help also need me help me. Buraya geldim. Burada öğrenmem gereken şeyler var tabii ki. Ama buraya gelme sebebim takıma yardımcı olmak, takıma katkıda bulunmak. Ayrıca takım da bana yardımcı olacak bu konuda. In first game I can't play because some procedure everyone know. Herkesin de bildiği gibi ilk maçta bir prosedür sebebiyle oynayamadım. But the rest game I think we play good and so what is important to us we win, not style but win is important for us. Son maçta iyi oynadığımızı düşünüyorum. Güzel oynadık ve bizim için önemli olan şey de kazanmaktı. O maçı da kazandık. Because our target is go to Super League and we make champion and for us we think about only winning every game. Çünkü bizim hedefimiz Süper Lig. Şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak istiyoruz ve bütün maçları kazanmak istiyoruz. And of course we wait for game in against Ankaraspor and later Adana and Altay and every game we won't win and we'll see. I hope we take 3 points every game and we are happy. Tabii ki şimdi önümüzde Ankaraspor maçı var. Ondan sonra Adanaspor ve Altayspor maçı var. Bu maçları tabii ki kazanmak istiyoruz. Umarım bu maçlardan 3 puan alıp hedefimiz doğrultusunda ilerleriz. Oynadığı maçlarda camiadan bayağı övgüler aldı performansıyla. So, a lot of people from the club like your performance. Teşekkürler for this. Bunun için teşekkür ediyorum. I say I want I come here because I want make something good for team, for club, for me of course. And I want every game give heart 100% my heart. Maybe sometimes I don't play good, but every time I want give 100% for my heart. Buraya gelme sebebim zaten takım için, kendim için, kulüp için katkıda bulunmaktı. Her maç
yüreğimin %100'ünü ortaya koymak istiyorum. Bazen iyi oynamadığım maçlar olabilir, bazen iyi oynayamayabilirsin ama şundan emin olabilirsiniz ki ben her zaman yüreğimin %100'ünü veriyorum. I think now I play not bad, not also good, but always can be better. And I think in next game will be better for this last game. Kötü oynadığımı düşünmüyorum ama daha her zaman daha iyisini yapabileceğimi biliyorum ve önümüzdeki maçta da daha iyisini yapacağımı inanıyorum. Ya milli maç arasından önce son haftalarda yakaladığımız bir çıkış var. Yeni bir takımız, aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Sahada bu uyum süreci galip gelmemize rağmen, son 3 maçta 7 puan almamıza rağmen dikkat çekiyor uyum süreci. Milli takım arasında iyi değerlendirdik, hazırlık maçı da oynadık. Bu aramızdaki uyum yavaş yavaş her geçen gün daha iyiye gidiyor. İnşallah önümüzde de bir Ankara Spor maçı var. Son haftalarda yakaladığımız çıkışı Ankara Spor maçında da devam ettirmek istiyoruz. Belli bir süre oynamadım tabii. Ya ben futbolcu için hani uzun bir süre olan 10 ay gibi bir uzun süre maç oynamadım. Bir sakatlık dönemi yaşadım. Futbolcunun başına gelebilecek en ağır sakatlıklardan bir tanesi. Maç eksikliğim var tabii ama bunu da oynayarak gidereceğim. Şu an %100 sahaya performans veremiyorum. Tabii elimden geleni yapıyorum her zaman. Ama bu şimdi milli takım arası da benim için iyi oldu. Her geçen gün daha iyi hissediyorum vücudumu. Şu an sağlık açısından da bir sıkıntım yok. İnşallah ilerleyen haftalarda daha iyi bir Eren izleteceğim.